Arkadaşlar merhaba. Kırgızistan'da, Bişkek'te Ata Beyit Kabristanındayım. Benim için oldukça duygusal bir an ve oldukça duygusal bir mekan. Bir ömür boyu Türk dünyasının büyük yazarı, büyük kalemi, büyük sanatçı, büyük edebiyatçı ve büyük insan Cengiz Aytmatov'un eserlerini okudum. Adeta ben de onun eserleriyle büyüdüm ve her imkanı, her fırsatı gençlerimize, insanlarımıza Cengiz Aytmatov'un eserlerini tanıtmak için kullanmaya çalıştım. Sizlere bir söz vermiştim. Arkadaşlar demiştim. Aytmatov'un eserlerini size Aytmatov'da, o eserlerin yazıldığı ülkede paylaşacağım diye. Ve şu an o kadar duyguluyum, içinde bulunduğum duygu halini size anlatmaktan acizim. Cengiz Aytmatov'un kabrinin başından size sesleniyorum. O yüzden e, duygusallığımdan dolayı biraz takılabilirim. Baştan sizlerden özür diliyorum. Beni mazur görün. Cengiz Aytmatov'un kabri başında size acaba hangi eserini tanıtmalıyım diye çok düşündüm. Çünkü onun bütün eserleri benim için bir başyapıttır. Ama gün olur asra bedelin en doğru eser seçimi olacağını düşündüm. Cengiz Aytmatov Gün Olur Asra Bedel isimli eseriyle ki hemen bir şey söylemek istiyorum. Şu an Cengiz Aytmatov'un Ata Beyit Kabristanı'nda hem onun hem babasının hem de bu coğrafyada Stalin döneminde kurşuna dizilmiş birçok Türk aydınının, Kırgız, Kazak, Özbek, Türkmen, Tatar birçok aydın ve yazarın da kabrinin bulunduğu Ata Beyit'te bulunmak bu insanların arasında en azından ruhaniyetlerinin içerisinde bulunmak bana da bugün adeta asır oldu. Bir yüzyıl oldu benim için. O kadar önemli bir gün. Deyip isterseniz kitaba geçeyim arkadaşlar. Gün olur asra bedel. Hikayenin önce dili. Olağanüstü bir dil. Adeta bir şiir her bir satırı. Bazı kitapların girişleri beni çok etkiler. Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel isimli kitabının girişi de öyledir. Tamamen alakasız bir yerden girer konuya. Bir tane tren rayı vardır. O tren rayı boyunca böyle etrafı böyle kokluya kokluya yiyecek arayan bir tilkiyle girer. Ama öyle bir tasvir eder ki siz adeta o tilkiyle birlikte o Tren raylarında onunla birlikte yürüyüp etrafta yiyecek bir şey var mı diye bakarsınız. O giriş kısmını okuduğunuzda bu cümlelerim aklınıza gelsin. Ve kitapta hikaye Kazakistan'da bulunan Sarı Özek Bozkırında Boranlı tren istasyonunda başlar. Diyeceksiniz ki: "Hocam hayırdır? Cengiz Aytmatov bir Kırgız yazardı." Neden bu hikaye Kazakistan'da geçiyor? Arkadaşlar Cengiz Aytmatov'u tanıyan, eserlerini okuyan, onun hayat hikayesini bilen herkes bilecektir ki Cengiz Aytmatov özellikle eserlerinde Kazakları da hikayelere dahil eder. Çünkü Kırgız ve Kazak diye bir ayrımı aslında kabul etmez. Her iki halkın aslında bir millet olduğunu, aynı bozkırlarda, aynı siteplerde, aynı yaylalarda, aynı ormanlarda, aynı kültür ve gelenek atmosferinde yaşadığını sürekli vurgular. Aslında bu eserde Kazaklar üzerinden verdiği birçok örnek aslında Kırgızlar. Aslında bütün Türk dünyası için verilmiş örneklerdir. Ve zaten yazarda Türkmen atından, Kazaklardan, Kırgızlardan, Tatarlardan birçok Türk topluluğundan da bahseder. Boranlı Tren İstasyonu. Hikaye tren istasyonunda başlar. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü Cengiz Aytmatov'un hayatında tren istasyonlarının yeri çok farklıdır. Çünkü 1937'li yıllarda babası Törekul Aytmatov'dan ayrıldı ve babasını son gördüğü yer bir tren istasyonudur. Evet, Sarı Özek tren istasyonunda hikaye başlar. Çünkü Cengiz Aytmatov'un hayatında tren istasyonları çok farklı bir anlam ifade eder. Çünkü Aytmatov 9 yaşında babasını son defa bir tren istasyonunda görmüştür. Kazan tren istasyonunda. Babası bir kaz babası bir kırgız aydınıdır, bir öğretmendir. Toplumun sevilen sayılan bir önderidir. İstediği tek bir şey vardır. Sadece halkının dili ve kültürü yaşasın. Bundan dolayı vatan haini ilan edilir ve kurşuna dizilir. Babasını gördüğü son yerse bir tren istasyonudur. O yüzden Cengiz Aytmatov'un eserlerinde trenler, tren istasyonları, tren rayları ap ayrı bir yere sahiptir. Bu hikayede de öyle olur. Bir tren istasyonunda başlar. Kitabımızın ana karakteri Yedigey bir kazaktır. Ama geleneklerine, göreneklerine, değerlerine bağlıdır. Ve bu istasyonda kendisini işe alan insan Kazangap isimli ağabey diye hitap ettiği bir kişidir. Ve kısa bir süre sonra Kazangap ölür. Ama Kazangap'ın bir vasiyeti vardır. Beni burada bırakma. Beni ana beyit kabristanlığına. Arkadaşlar yani onun sembolize ettiği yer işte burası Ata Beyit kabristanlığıdır. Beni o kabristanlığa götür ve orada gönder. Yedigey kararlıdır çünkü arkadaşı ondan bir şey istemiştir. O da ona söz vermiştir. Arkadaşı hayata gözlerini kapatmış ama ona verdiği sözü mutlaka yerine getirmelidir. Ve devesi Kanahara Kazangabı yükleyip ...Ana Beyit kabristanlığına doğru yola çıkar. Ve tam burada hikayeye Sabit Can girer. Sabit Can kimdir? Kazangab'ın oğludur. Ama Rus okullarında yatılı bir şekilde okumuş... ...Rus eğitimi, Rus kültürü almış... ...ve artık kendi öz kültürünü tamamen unutmuş birisidir. Yani bir man kurttur. Cengiz Aytmatov o kadar güzel bir kurgu yapmış ki... Hem baba annesi Ayımkandan ki baba annesi Ayımkan Cengiz Aytmatov'u besleyen en önemli insanlardan bir tanesidir. Ayımkan Kırgız destanlarını, masallarını, öykülerini, hikayelerini, şiirlerini çocukluğu boyunca Cengiz Aytmatov'a sürekli anlatır. Yani onu besleyen ana damarlarından bir tanesi de ifade ettiğim gibi babasının annesi Ayımkan Hatun'dur. Ondan dinlediği bu hikayeyi alır, yeni bir formatta kitabına yerleştirir, tarihten bir mankurt örneği verir ama onu getirir o güne. Yani Sovyet rejiminin geçerli olduğu o günde yaşayan sabit cana bağlar. Yani mankurtluğun bugün ve dününü, bugününü ve dününü bir arada aynı kitap içerisinde işler. Orada devreye bir de şey karakteri girer. Kazangab'ın damadı. Bu damat da böyle içer, eğlenir, dünya umurunda olmaz. Alkolik bir tiptir ama ta ki kayınpederi öldüğünde sabitcan yani oğlunun, Kazangab'ın oğlunun aksine damadı kendini sorgular. Ben ne yapıyorum der aslında kayınpederini gömmek için yardımcı olmak istemekte ama ne nasıl cenazenin yıkanacağını, ne nasıl kaldırılacağını, ne yapılması gerektiğini kültürüne ait hiçbir şeyi bilmez. Ama öğrenmek ister. 7G'ye yardımcı olur. Onunla birlikte o mücadeleye katılır. Kendini kötü olandan iyi olana mankurt olmaktan özüne doğru dönüşe doğru bir yürüyüşe çıkarır. Burada da benim anladığım kadarıyla Aitmatov şu mesajı veriyor. Ey Kırgız, Kazak ve bu coğrafyada kendi kültürüne yabancılaşmış, yabancılaştırılmış insanlar. Siz de aslında kendi özünüze dönebilirsiniz. ...bu fırsatınız her zaman var demeye getirir Aytmato. Zaten Aytmato birçok şeyi içinde yaşadığı o baskı ortamından dolayı... ...açıktan böyle yekten söyleyemez... ...sembolizmle kendini ifade eder. Bu sadece bu coğrafyaya özgü değildir arkadaşlar. Dünden bugüne baskı ve diktatörlüğün olduğu toplumlarda... ...sanatçılar kendilerini sembollerle ifade ederler. Yedigey dediğim gibi... Dostuna verdiği sözü yere getirmek istemektedir. Yerine getirmek istemektedir. Kazangapla arasındaki dostluk muhteşemdir. Oradaki dostluk vurgusu da harikuladedir. Evet yerine getirmek istemektedir ama o da aslında çok şey bilmemektedir. Bir şekilde cenazeyi yıkar, bir şekilde dua okur. Ama bu noktada yardım alabileceği de kimse yoktur. Ona güç veren tek şey dostunun ona duyduğu güvendir. Ya arkadaşlar Cengiz Aytmatov dediğim gibi olayı bir o güne getiriyor, bir geriye getiriyor ve daha sonra ana beyit kabristanlığına vardıklarında bir bozkırda başlayan hikaye ap ayrı bir boyut kazanıyor. Mersem ana beyit kabristanlığı tamamen tel örgülerle çevrelenmiş. Bir uzay üstü haline getirilmiş. O uzay üstünden Amerikalılar ve Ruslar birlikte uzaya bir gemi göndermişler. O gemi kainatın başka yerlerinde yaşayan canlılar var mı diye araştırır. Aslında vardır. Ama o uzay gemisinde kainatın daha daha başka yerlerindeki canlılarla iletişime geçen astronotların Dünyaya gönderdikleri mesajı engellerler. Yani bakın şimdi buradaki sanata bakın, şuradaki kurguya bakın. Hani tarihin bir döneminde Nayman Ana'nın oğlu mankurt olmuştu ya çok önceki zaman. Tarihin sonraki diliminde Sabitcan yine aynı şeyi tekrar ediyor. Sovyet döneminde bir mankurta dönmüş ama aynı şekilde o Esirlerin başına şire geçirilir gibi yani o kılıf geçirilir gibi Amerikalılar ve Ruslar uzayın başka yerlerindeki insanların gönderdikleri mesajların insanlara ulaşmasını engellemek için dünyanın etrafına yine bir kalkan yaparlar. Ya çok çılgın bir kurgu. Okuduğunuzda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Detay veremiyorum ki, vermiyorum ki hani ipucu olmasın, okuma heyecanınızı öldürmeyeyim diye. Ve Cengiz Aytmatov, ya işte Cengiz Aytmatov farkı bu ya. Boranlı tren istasyonunda, bir bozkırda, bir köyde başlayan hikayeyi alıyor, geçiriyor adam. Ta öteki ucunu uzaya dayıyor ya. Yani ilmi oradan bir atıyor. O attığı ilmi getiriyor, getiriyor, getiriyor bir köyden başlayıp uzayda bitiriyor. İşte Aitmatov. Aitmatov yerelden başlar, milliye ulaşır, ama oradan da sizi alır, uluslar arasına, bütün insanlığa açar. Yani köyünden başlayıp şehrine gelir, oradan da sizi dünyaya taşır bu vesileyle. Cengiz Aytmatov'u en az benim kadar seven arkadaş, arkadaşım Mehmet Yılmaz'a Aytmatov'un kavrinin başından da bir selam göndermiş olayım. Ve hikayede bir karakter vardır. Zzit sonradan gelir. Hikayenin içerisine yine bir trenle dahil olur. İşte o Ebu Talip Kutlu Bayev karakteridir. O da muhteşem bir karakterdir. Cengiz Aytmatov'un eserlerindeki ölümsüz karakterlerden birkaç tanesini söyleyecek olsam bir tanesi de Ebu Talip Kutlu Bayev'dir. Ve eşi ismi gibi, zarife, ismi gibi zarif olan Zarife. Bu hikayede Ebu Talip Kutlu Bayev ve Zarife daha sonra Raymanlı Ağa ve Begimay arasındaki aşklar yani Sadece gelenek, kültür, siyasi eleştiriler yok muhteşem aşk ve aşk hikayeleri de vardır ki Cengiz Aytmatov insan gerçeğini o kadar güzel yakalar ki en zorlu anlarda bile savaş anında bile insanın en gerçek duygularından biri olan aşkı da mutlaka getirir hikayenin içerisinde bir yere koyar. Dediğim gibi Ebu Talip Kutlubayev karakteri. Ebu Talip Kutlubayev o da bir aydındır. Aslında 2. Dünya Savaşı'na gitmiş, Sovyetler için savaşmış, ardından esir düşmüş, esir düştükten sonra Yugoslavya'ya kaçmış, Yugoslavya'da partizanlarla birlikte yine Almanlarla savaşmış, ülkesine de bir kahraman olarak dönmüştür. Ama gün gelir Stalin'le Tito'nun arası bozulur. Dün gece kahraman olan adam sabah vatan haini olarak uyanır. İşte arkadaşlar elimdeki ikinci eser. Cengiz Han'a küsen bulut. Diyeceksiniz ki Harun Hoca Cengiz Han'a küsen bulutla gün olur asra bedel arasında ne gibi bir ilişki var? Arkadaşlar aslında bu ikisi tek bir hikaye. Aslında bu ikisi tek bir kitap. Ama demin de dediğim gibi bir baskı dönemidir. Yazar istediği gibi konuşamamakta ve yazamamaktadır. Ebu Talip Kutlubayev üzerinden öyle bir sistem eleştirisi yapar ki Diktatörlüklerin öyle böyle gözüne gözüne çakar ki o dönemde bunu çıkartma imkanı bulamaz. O yüzden bu ana metinden çıkartılır. Ta ki yıllar 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 sonra kısmen özgürlüklerin kazanıldığı dönemde Cengiz Aytmatov bu hikayenin devamı olan Cengiz Sana Küsen Bulut isimli eserini de yayınlar. Cengiz Sana Küsen Bulut'ta da yine aynı şekilde Aytmatov Kırgız destanlarından, tarihten ve mitolojiden beslenir. Hikayeye Cengiz Han'ın bir yolculuğuyla başlar ama ardından Ebu Talip Kutlu Bayev'in hikayesiyle bitirir. Evet arkadaşlar iki tane başyapıt, iki tane olağanüstü eser ve bu iki değerli güzel eseri size Kırgızistan'dan, Bişkek'te, Atabeyit kabristanlığında ve bizzat şu an Cengiz Aytmatov'un kabrinin başında paylaşmış olmanın hem mutluluğunu hem hüznünü hem de gururunu yaşıyorum. Dedikten sonra şimdi durun bir yere ayrılmayın. Şurada Cengiz Aytmatov'un birkaç kare de olsa kabrinin görüntüsünü size göstereyim. Ardından mezarının başında yazan bir yazı var. O yazıyla bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Cengiz Aytmatov'un kabrini de sizlere göstermek istiyorum. İşte şurası gördüğünüz gibi Cengiz Aytmatov'un ebedi istirahatgahı. Tam bu mezar başında şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şairleri, yazarları, düşünürleri, sanatçıları, edebiyatçıları, fikir sahibi insanları, fikri, inancı baskıyla yok edemez hiç kimse. Edebilseydi Stalin Cengiz Aytmatov'u susturabilirdi. Ha o susturduğunu zannetti. O sesini kestiğini zannetti. Ne oldu? İşte geldin şu mezara adeta bir tohum gibi gömüldü. Ama o mezardan çıkan o tohum ağaca döndü. Dalları bütün dünya halklarına ulaştı. Ve bugün dünyanın 196 farklı dilinde insanlar bu verimli ağacın dallarından oluşmuş meyveleri yemeye devam ediyorlar. O yüzden bu insanları, yani aydınları, yani sanatçıları susturduğunu zannedenleri hiç kimse hatırlamazken susturduk, yok ettik, sesini kestik denilen bu değerli insanlar halen mezarlarından satırları aracılığıyla insanlığa seslenmeye devam ediyorlar. Evet arkadaşlar videomu Cengiz Aytmatov'un kabrindeki duvarda yazan şu cümleyle bitirmek istiyorum. Diyor ki büyük yazar, insan için zor olan şey her gün insan kalabilmektir. Arkadaşlar insan kalanlardan olalım. İnsan olabilmenin mücadelesini verelim. İyi insan olalım ya. Gerisi hikaye. Arkadaşlar Kırgızistan'dan Bişkek'ten Atabeyit kabristanlığından Cengiz Aytmatov'un mezarının başından hepinizli hepinizi sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kitapla kalın. Görüşmek üzere.